Merhaba arkadaşlar, ben Sabri. Uzun zamandan sonra, evet bayağı uzun bir zamandan sonra, en son sanırım bir kutu açılışını 2013'te Derin'le, yanlış hatırlamıyorsam 3DS'i, Nintendo 3DS'i kutudan çıkartmıştık. Şimdi yeni bir konsol nesli, yeni bir konsol Xbox. Beni biliyorsunuz zaten, yani Allah'ın Xbox'çısı, Xbox fanboyu, sokaklarda Uncharted tişörtünde çocukları döven bir manyak olarak, tabii ki yani Xbox aldım, aldım, evet aldım. Kimseden gelmedi yani, yapacak bir şey yok. Belediye baksın bana. Yani Xbox Türkiye bakmıyor maalesef buralara. Yani yapacak bir şey yok. Ama biz yine aldık. Çünkü yani ekonomi gerçekten çok iyi yani. Ben dolara falan bakmadım. Asıl alma sebeplerimden biri yani Xbox'ı, yani biliyorsunuz seviyorum. Ve yani Türkiye'de Xbox'la alakalı içerik çok az. İçerik üreten çok az. Yani neden ben yapmıyorum dedim yani. Çünkü birilerinin yapması gerekiyor yani. Birilerinin yapması gerekiyor. Sadece bu video sadece kutu açılış ve ilk izlenim. Çok da işin geyiğini bir yana koyarsam artık. Bu video sadece bir kutu açılışı ve ilk izlenimlerim falan olacak. Şurada bir yerde Xbox One X'im de var. Onunla biraz kıyaslayacağız. Yani ne ulan bu falan diye bir ilk kurulumunu belki yaparız. O yüzden burada hani tam televizyonu görebilecek şekilde hani ayarladım. İlk kurulumunu belki bir yaparız. Ama kutuyu açacağız. Evet, şu an artık kutuyu açabilir miyiz? Çünkü 4 saat mi oldu? Yok. 3-4 saat oldu bu geleli. Artık bunu açayım ben. Yani artık dayanamayacağım. Belki içine yanlış konsol koydular. Ama çok ağır. Çok ağır olduğundan dolayı pek şüphem yok yani. Tamam, bu Xbox Series X. Açılmıyor. Açılıyor. Ay. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, Series X bu. Şükür. Yanlış konsol gelmemiş. Series X. İlk defa şu an bunu hep beraber göreceğiz. Görüyoruz. Evet, dokusu. Hasar yememiştir diye ümit ediyorum. Merhaba, hepsi burada. Oh, çok ağır. Bir dakika. Bir dakika. Çok ağır mı? Oha. Ağır. İçinde de başka bir şey yok yani. Kedilere oyuncak, güzel. Ve yanlış taraf. Yanlış taraf ama üzücü taraf. Bu üzücü taraf. Ah be Master Chief'im, sen de olacaktın aslında bugün. Sen de bizimle olacaktın. Hayır, ölmedi. Yok, hayır. Oyun iptal oldu. Ertelendi. Arkası böyle. İşte ne diyor? Türkçe yazıyor mu lan? Evet. Türkçe yazıyor, evet. Şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü Xbox, öyle diyorlar, ben demiyorum burada. Xbox Velocity değil, Velocity Architecture bir şeyler. Xbox'ın 4 nesilden, evet, geriye uyumluluk Xbox'ın en taş olaylarından. Ve tabii ki Game Pass. Yani eğer benim canlı yayınlarımı takip ediyorsanız Game Pass, yani yeter kadar reklamını yaptım. Yani gerek yok daha fazla konuşmaya. 1 TB falan 4K Blu-ray. 4K çözünürlük 120 FPS. Destekleyen oyun çok az. Onu da net olalım. 4K 120 FPS çok az oyun var destekleyen. Yani Gears 5'in multiplayer'ı var. Halo Master Chief Collection var. Call of Duty Black Ops Cold War destekleyecek diye biliyorum. Onun dışında da aklıma gelmiyor. Dürüst olayım. 8K HDR destekliyor. Yani 8K televizyonu olan var mı? Yok. Yani 1 TB SSD, variable refresh rate ve
4K Blu-ray, okey. İçinde neler varmış o da yazıyor. Konsol, şükür. Şükür konsolun kendisi içindeymiş. Bu kadar ağır olmasın yani bir sebebi olmalı. Kol, yeni Xbox kolu var. Pek de yeni denemez ama yeni. Özel, ultra yüksek hızlı HDMI var. Ve ne o? Wireless networking capability. Yani kablosuz ağ özelliği var diye yazmanıza gerek yoktu. Kutunun kendisi gördüğünüz üzere. Kutu tasarımını ben çok sevdim. Dürüst olacağım. Kutu tasarımı hani böyle bir o baby ulan ne görüşüyoruz biz? Ne alıyoruz? What the fuck is going on? Yanda da bu var işte. Yani ne olacak? Şimdi bu kutu nereden açacağız? Şuralarda bantlar var sanki çekilebilir ama tertemiz. Sevdim bunu. Yırtılabilir diye korktum ama yırtılmadı. Güzel. 4 bantta. Bakayım nasıl açayım. Tamam. Sanırım şöyle koyacağız. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Şöyle. Halo müziği alabilir miyim burada? Arkaya bir tamam, şu an koymuşumdu diye tahmin ediyorum. Kutu açılışlarında gördüm. Çok fazla kutu açılışı izledim. Evet, kutu açılışı izledim maalesef çok fazla. Ama cidden hani bilmiyorum şu an ışıklandırmadan nasıl görünüyor ama yani oha hani adamlar kasmış. 8.300 lira verdiğimi hissettim şu an. Evet ya. Parça parça çıkaracağız. Şimdi ilk önce bakalım ne kadar ağır bu. Ağır. 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 Evet ağır. Power your dreams bitch. Umarım yani ağır yani. Umarım dreamimi power'lar diye ümit ediyorum. Ağır çünkü. Oh. Konsolun kendisine bir dakika ters. Konsolun kendisini şimdilik oha. Konsolun kendisi burada dursun bir. İçinden başka neler çıkıyor? Niye böyle bilmiyorum ama hani herhalde konsolu çıkarmadan ya da bununla konsolu çıkarmamızı bekliyorlardı herhalde. Bilmiyorum gerçekten. Ama yani işte Quick Start Guide gibi işte hemen hızlı başlangıç rehberi. Ha, Türkçesi. Türkçe konuş Sabri. Türkiye'desin. Herhangi bir yerde Game Pass kodu görmüyorum bu arada. Bakayım herhangi bir yerinde Game Pass falan var mı? Game Pass kodu falan herhangi bir yerde yok. Sanırım Game Pass gelmiyor bunlarla. Üzdü bu. Üzdü bu biraz. Burada yani o hızlı başlangıç yetmediyse burada hani kalını var. Ardından tabii kablolar. Bu Xbox'ın özel tasarladığı kablolardan. Yani özel tasarımdan kastım şu. Şunları görüyor musunuz? Şu çıkıntıları. Bu çıkıntının aynısı konsolun arkasındaki HDMI girişinde de var. Yani eğer görmenizde bir zorluk yaşıyorsanız ya da ne bileyim konsola hani hiç çekeyim arkasına bakayım takayım değil de hani direkt arkadan böyle uzanacaksanız hani arkasında da Xbox'ın arkasında da böyle aynı kabartı var. Oradan anlıyorsunuz ha bu HDMI tamam. HDMI kablosunun bir ekstrası daha var. Eğer 4K 120 FPS istiyorsanız özellikle konsolunuzla gelen kabloyu bunu kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu direkt Microsoft'un kendi test ettiği
4K 120 FPS destekleyen HDMI 2.1 kablosu. Yani şu an kullanmayacaksanız bile atmayın. Bu kablo kalsın. Bu kabloyu kullanın. Güç kablosu. Bunu yani ne kadar konuşmamıza gerek var bilmiyorum. Güç kablosu. İşte asıl olay pil sanırım içinde. Evet, pil içinde. Yeni Xbox kontrolörü. Oh. Kola geçmeden önce şu pili de çıkarayım. Pil. Yani bilmiyorum, benim böyle gerek vermeyeyim. Pil ama yani haberiniz olsun, pilde herhangi başka bir şey değil. Pil Spencer. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Özür dilerim. Ve yeni kol. Kolda pek bir değişiklik yok. Yani büyük bir iki değişiklik var sadece. Şöyle yani Share to Track eklenmiş. Zaten PlayStation 4'te vardı bu. Xbox'a da geldi, iyi oldu. Burada Share tuşu var. Paylaşma tuşu. Buna basınca işte ekran görüntüsünü alıyor. Şu an paylaşabiliyorsunuz falan. D-pad değişti. Hatta şöyle göstereyim ya. Şöyle beraberinde göstereyim. Yani bu Xbox One, bu Series X kontrolörü. D-pad farklı gördüğünüz üzere. Elite kontrolcü biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Xbox'ın Elite kontrolcüsü var. Ondaki D-pad tasarımı alınmış ve daha iyi hissettiriyor, dürüst olayım. Daha iyi hissettiriyor. Bunun yanı sıra arkadaki yani iki tarafta da şey var. Pek görünmüyor benim kamerada ama böyle yüzey tırtıklı Xbox'ın sonraki kontrollerlarında da vardı bu. Ama şey gibi değil. Bunun gibi değil. Kesinlikle. Series X'inki gibi hissettirmiyor. Hani o tırtığı. Bu muhabbet pisleşecek gibi hissediyorum. Onun dışında analoglar, bir dakika, analoglar biraz farklı sanki. Nasıl diyebilirim? Analoglar daha hızlı geri ortaya dönüyor diyebilirim. Sanırım yani, sanırım diyebileceğim en iyi şekilde öyle açıklayabilirim. Analoglar ortaya daha hızlı dönüyor ve sanki azıcık birazcık daha kısa. Emin değilim. Kısalığından emin değilim. Tuşlar aynı hissettiriyor genel olarak. Ayrıca evet, tetik tuşlarıyla bumper tuşları da daha iyi hissettiriyor kesinlikle. Daha sıkı. Evet, daha sıkı. Ve ayrıca yine o tırtık muhabbeti burada da var. Yine benim kameradan pek görünmüyor ama tırtık muhabbeti yine bumper ve trigger tuşlarında da, tetik tuşlarında da var. Genel olarak aynı ama şöyle yan yana bakınca, hani şöyle yan yana koyunca pek bir fark görünmüyor. Hani şöyle yan yana baktığınızda pek bir fark görünmüyor. Ama bu daha geniş. Eğer eliniz daha büyükse Xbox One Controller daha iyi gelir ama küçük eller için de bu da gayet iyi olmuş. Yani daha fazla insan için daha kullanışlı olabilir bu. Genel olarak iyi hissettiriyor. Evet, sevdim. D-pad özellikle. D-pad çok hoşuma gitti. D-pad çok hoşuma gitti. Test etmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi gelelim ana yemeğe. Biraz masayı temizledim yani. Bakayım, tam burası arka. O zaman şöyle açacağız. Yani tasarımı daha önce gördüğümüz konsollara kıyasla daha farklı. Daha böyle bir PC vari ama Xbox'ın bu nesilde yapmaya çalıştığı şeyi bence gayet iyi yansıtıyor ki Xbox One ama bu sefer ne yaptığımızı biliyoruz.
Ki yani genel olarak benim Xbox Series X'ten aldığım izlenim de o yönde ve daha tamamını açmadım bile. Abi çok güzel. Abi ışıklandırma biraz daha iyi olsaymış keşke. Şöyle bir bilmiyorum pek yardım etmedi ama çok tatlı geliyor. Yani konsolu hani çok fazla şeyde kutu açılışında falan izledim ama yani yok hani kendi gözümle görünce cidden ağır. Ağır. Şu ışığa. Heh. Xbox Series X bu arkadaşlar gördüğünüz üzere. O tepedeki illüzyon çok iyi. Ama o ya herhangi bir ışık falan yok. O sadece dediğim gibi bir illüzyon. O pan şeyin ızgarasının altında ikinci bir plastik parça var yeşil. Ondan dolayı böyle havalı görünüyor. Havalı görünüyor ama şimdi kabul edin havalı görünüyor. Neyse konsolu inceleyelim. Ben daha videoyu çektikten sonra ben bu konsola oturup 5-10 dakika rahat bakarım. Önde bir tane USB 3.0 girişi var. Blu-ray girişi var. Bu aynı zamanda şuradaki tuş hem kolunuzu bağlamak için kullandığınız hem de infrared kızılötesi ışık alan yani ne bileyim bir kumanda falan kullanıyorsanız eski Xbox aksesuarlarından onda da kullanabiliyorsunuz bunu. Burada Xbox logosu dışında bir şey yok ki konsol eğer böyle kullanacaksanız Xbox logosu orada yani haberiniz olsun. Arkayı çeviriyoruz. Arkayı çevirdik. Arkada gördüğünüz üzere güç girişi HDMI. Eğer alırsanız hafıza kartı diyeceğim ben. Hafıza kartı girişi Ethernet söyledim herhalde söylemedim. İki tane de USB 3 girişi var. Bu tarafta bir şey yok. Yani bu tarafta var aslında. Eğer konsolu yan koyacaksanız ayaklar var burada. Altında da yine bir ayak var. Ve konsol bu. Yeni Xbox nesline hoş geldik arkadaşlar. Yeni konsol nesline hoş geldik. Vallahi benim çok yani çok hoşuma gitti hani. Çok hoşuma gitti. Biraz parmak izi kalıyor kanki ama. Neyse. Fazla dokunmayız. Şimdi hepinizin çok merak ettiği, kesinlikle çok merak ettiği bir soruyu cevaplayacağım. Peki bu konsol Xbox One X ile nasıl karşılaştırılıyor? Yani boy olarak nasıl yani? Kesinlikle bu soruyu hepiniz sordunuz değil mi? Yani kesinlikle hepiniz sorduğunuzdan dolayı ben sırf kendi fantezilerimi gerçekleştirmek istediğimden dolayı değil. Yapacağım bunu. Yapıyorum şu an. Yaptım. Yaptım. Yani Xbox yani Xbox One X gördüğünüz üzere daha ince. Bilmiyorum görünebiliyor mu ışıklandırmadan dolayı şöyle. Ya yani Xbox One X daha ince. Ama şöyle baktığınız bakamıyoruz evet. Yani daha az yer kaplıyor. İsterseniz üst üste de koyabilirim yani. Hani çok kesinlikle çok istiyorsunuz bunu şu an. Üst üste de koyabiliriz yani çok istiyorsanız arkadaşlar. Aha bu Xbox One X. Aha da bu da neredeyse aynı genişlikteler böyle. Böyle koyduğumda evet neredeyse aynı genişlikteler. Hatta aynı genişlikteler. Ayakla birlikte evet Series X'in ayağıyla birlikte aynı genişlikteler. Yani böyle şöyle göstereyim. İkisini kaldıracak kadar kaslı, güçlü bir insan değilim arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi izninizle ilk kurulum aşamasına geçelim. Biraz uzun bir
işlem olabilir. Şekil A'da görüldüğü üzere. Xbox'ı açarken birazdan görürsünüz. Konsol kurulumuna geçmeden önce hemen bir şey denemek istiyorum. Ben de malum şarj edilebilir Xbox One için şöyle ufak bir batarya var. Orijinal Xbox'ın kendi yaptığı. Acaba bu çalışır mı? Onu çok merak ettim. Girdi. Girdiğine göre herhalde çalışır da diye ümit ediyorum. Deneyelim. Ya da denemeden önce hazırsanız bir dakika, bir dakika, bir dakika. HDMI 1'deyiz. Okey. Hazırsanız basıyorum. Ses aynı. Çıkardığı ses aynı. Açılış. Yeni nesil Xbox'a hoş geldiniz. Biraz sesini açalım. Sesini açalım, sıkıntı yok. Şimdi buna basabiliriz. Çalışmıyor. Cevabımı aldım ben. Ben bir yandan pille uğraşırken hala açılıyorum diye bakıyorum ama burada kaldık. Tekrar deneyelim. Evet. Xbox One X'in Xbox One'ınıza illa almış olmanıza gerek yok. Xbox One'ınıza aldığınız bataryalar Xbox kontrollerinizle çalışmıyor. Bunu da denemiş, test etmiş olduk böylece. Ses geldi. Evet. Evet. Setup bitti. Xbox hep mi? Niye ki? Bunu kabul etmesem şimdi. Ha, okey, tamam. Yani eğer daha kolay bir kurulum süreci istiyorsanız Xbox'ın uygulamasını telefonunuza indirip oradan da kurabilirsiniz. Ama ben direkt kendi kurulum süreci nasıl onu merak ettim. Bağlantı seç. Okey. Ethernet kablosunu takmamıştım. Evet, Wi-Fi'nin adı Radyo Kafa. Evet, bağlandık. Nerede yaşıyorsun? Türkiye. Sorduğun için teşekkürler. Güncel başla. Bilmiyorum görünüyor mu ama 700 MB'lık bir güncelleme var. Eğer tabii bir şey yapmak istiyorsanız hala yani geç değil diyor. Uygulamaya geçmek için yani şunu yapabilirsin diyor. Ama yani gerek yok. Ben konsolu hani illa yani telefonla falan ben genelde sevmiyorum. Hani telefondan bir şey yapmayı, devam ettirmeyi sevmiyorum. Hani konsolu aldıysam ben konsolda yapmak istiyorum. Bilmiyorum, biraz eski kafalıyım bu konuda. Güncelleme biraz uzun sürüyor. Ama indirme hızı Xbox One güncellemelerine kıyasla daha hızlı yani. Durum aynı maalesef. Sanırım ilk gün şeyinden dolayı ilk gün güncellemesi falan var belki, bilmiyorum. Ama indirme hızı kesinlikle daha iyi ve ben kablolu kullanıyordum Xbox One'ı. Ya ona rağmen kablosuz Series X'in indirme hızı daha iyi ve fanı hissedebiliyorum şu an. Buradan dışarıya hava üflüyor. Herhangi bir sıcaklık yok haliyle şu an. Yani niye olsun ki? Hani bir şey yaptığı yok. Güncelleme kuruluyor. %94'te bitti, bitecek. Ama eğer yanlış duymadıysam bundan sonra bir de kolu güncellememiz gerekiyor. Evet. A'ya bastık. Yani evet. Neredeyse konsolun güncellemesi kadar uzun sürdü bu. Ama %92, 93, 94, 95, 90, 99, 100. 100. Hadi. Yes. Yaptık. We did it. Sonunda hesabımı ardından tabii ki evet. Yani buraları
buralarda. Görmeyeceksiniz yani. Sansürleyeceğim ben ya da atlayacağım bilmiyorum. Videoyu düzenlerken karar vereceğim. Evet, girişimizi yapıyoruz. Giriş. Ve giriş yaptık. Yayıncılarla ne zaman ya, paylaş abi hadi. Zaten ruhuma sahipsin Microsoft ya. Niye bunları soruyorsun ki? Ha, Egan Zegan giriş yapmış. Tamam ya, buna sormamıza gerek yok diyebilirsin bence. Hey Agun Zagun. Son Xbox'ınızın tüm sistem ayarlarını ve tercihlerini bulduk. Bunlar... Xbox'ımdaki... iyiymiş. Yani burada diyor ki senin ayarlarını biz cukkalamıştık zaten Cloud'da. Hani bunları uygulamak istiyor musun? Emin olamadım. Uygulasın mı? Uygulamasın. Hayır, sıfırdan bir başlangıç yapalım. Hızlı oturum açmayı kullan. Tabii ki. Ve artık konsolu görebilirim. Artık konsolu görmek istiyorum. Enerji tasarrufu, yani hızlı açılış. Oyunları, evet, güncel tut. Hadi ne olur başlayalım. Başlayalım. Direkt arka planımı da almış. Ben hiçbir şey alma dedim ama neyse. Almış yine de. Ve Xbox'ımız geldi. Series X kesinlikle daha hızlı şu an yani. Şu an yani One X'e kıyasla ana menüde bile hız hissediliyor. Ama bakmak istediğim bir iki şey var. Bir yakalama ayarlarına bir bakalım. Çünkü Twitter'da bir arkadaş sormuştu. 4K'da falan nasıl? Ben de 4K olmadığından dolayı 1080p HDR'da 1 dakika maksimum alıyor. Olanları kaydet. Yakalama konumunu değiştirebiliyorsunuz tabii. 4K bende yani bu 1080p televizyon. İkinci kontrol etmek istediğim şey de benim en çok heyecanlandığım olaylardan biri. Arka planlar. Kesinlikle dinamik arka planları çok merak ediyordum. Dinamik arka planları görmek istiyorum. Eğer izin verirse. Ekran görüntüsüne girebiliyorum. Dinamik arka plana giremiyorum ama. Xbox Series X'in ilk buglarından birini bulduk sanırım. Dinamik arka planı seçemiyorum. Dinamik arka plan seçilmiyor. Dinamik ar Allah Allah. Dinamik arka plan yaptığı, normalde birden fazla dinamik arka plan olması gerekiyor ama şu an eğer çözersem söylerim mutlaka çünkü bundan sonra yani bu sadece bir ilk izlenim videosu. Bundan sonra video yapacağım. Bu Xbox'ı biraz Series X'i kullandıktan sonra böyle yani bir ilk izlenimden daha öte böyle bir incelememsi, izlenimlerim gibimsi bir video yapacağım. Ama şimdilik durum böyle arkadaşlar. Xbox Series X burada. Yayınlara falan gelirseniz zaten bunda oyun oynayacağım. Gelmezseniz de bir maksimum 2 haftaya Series X'in adam akıllı bir şekilde oturup yükleme süreleri, sıkıntıları falan filan her şeyini oturup konuşacağımız bir video yapacağım. Ama her neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Twitter'dan ulaşabilirsiniz bana, Twitch'ten ulaşabilirsiniz, Discord'dan ulaşabilirsiniz. Öyle yani görüşürüz oralarda eğer uğrarsanız. Bir sonraki videoya kadar da kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz efendim. Hoşça kalın.